Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoyu izliyorsanız ki büyük ihtimalle izleyeceksiniz abi. Güzel bir haberim var. Ses problemi halletmiş olmam lazım. Sesim size gayet net geliyor sanırım. Ayarlardan kaynaklı bir sıkıntı vardı. Galiba bir de mikrofonumu yani kulaklığımı değiştirdim. Bu kulaklığım zaten vardı ama yani bunda da ses boğuk çıkıyordu. Büyük ihtimalle ayarlarda bir sıkıntı vardı. O ayarları hallettim abi. Neyse arkadaşlar yine Kha'Zix Jungle oynuyorum. Öğretici videolarımı hani Kha'Zix ile öğretici videoma devam edeceğim. Biliyorsunuz ben size Kha'Zix'i Frieren karakteri olarak tanıtmıştım. Yani nasıl Frieren karakteri? Bu sizi Elmas'a kadar çıkarabilecek bir karakter dedim. Ve bunda da hala iddialarıma devam ediyorum. Son maçlarda Elmas'ta birazcık Elo'mu düşürmüşüm. Yani çok free maç kaybettim. Hakikaten Elmas 5 çok kanser bir Elo. Çok fazla sınırım Elo boss vesaire yani hesapsız alma işlemleri vesaire var anladığım kadarıyla. Plat'a düşmüş Elo. Plat'tayken tekrardan maç kazandım az önce mesela. Plat da abi maçı taşıyoruz. Hani adamlar fitlemiyor. Animasta da maç fitliyorlar. Neyse. Arkadaşlar otomatik kullanı direkt şuradan kısa şeyi yapabilirsiniz. Yani otomatik kullan da oynayın oyunu. Yani şeyde normalde sakın oynamayın. Bunu söyleyeyim size. Eğer dikkatlemek istiyorsanız. Alıcı iki maç oynarsınız. Sonra otomatik kullanmada devam edersiniz. Tam olarak anlatamamışımdır. Onu gösteririm abi size. Daha sonrasında olmadı. Bilmeyen varsa. Yani yorumlarda belirtirsiniz. Ayarlarını yapmayı bilmeyen varsa söylersiniz. Arkadaşlar item tanıtımı yapacağım. Bu arada birazcık uykum var. İnşallah maçı taşırız ya. Eray'la girdiğim maçların çoğunu kaybettim abi. Eray'dan kaynaklı bir sıkıntı değil. Tek şu an tek girdiğim bir tane maç var. Onu kazandım. Tek giriyorum şu anda. Ya, pire girdiğiniz zaman arkadaşlar maç kazanma olayınız birazcık daha zor oluyor. Niye bilmiyorum. Ama tek girdiğiniz zaman daha rahat kazanıyorsunuz maçları. Onu söyleyeyim size. Genellikle öyle oluyor yani bende. Bilmiyorum. Karşı tarafta arkadaşlar AP yok. Yalnız kopmam gibi bir ADC var. Hani tank etmekte hiçbir sıkıntı yaşamayacak bir ADC var. Ama tabii bu yine de birazcık bizim işimizi kolaylaştırıyor her türlü. Hani kopmamın yanında bir de Azir olsaydı mesela karşıda çok zor olurdu işimiz. Zed'in olması benim tercihimdir. Bir de karşısına Kayle gibi çok güzel bir pik gelince 10 numara oldu. Arkadaşlar bakın alt ormanımı komple döndüm. Şu Yampiri'yi keseceğim. Devamında bir Rengar'ın kırmızısına gideceğim. Belki o mavi başlık benim kırmızıma gitmiştir diye. Benim kendim Counter Jungle yememek için bulduğum bir yol. Hani herhangi bir yerden sağdan soldan da bakmadım bu arada buna. Burada mı ki dedim? Yok burada değil abi. Geldim geldim geldim. Gir 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 gir. Sıçır alırız sıçır alırız. Bir şeyler alırız abi oradan. Gir gir. Ulan ulan. Çok az bir can. Kill de alıyorduk ya. İlk kanı alıyorduk. Aa hoş olmadı. Botu birazcık rahatlattık. Yalnız botta görüş yok abi. Yani şurada benim bir görüşüm var. Ama Rengar zaten bota gitmez. Ben hemen üst ormanıma döneyim. Çok fazla oyalanırsam Rengar benim üst ormanıma girebilir. Şu an kendisi aynen bakın burada mavisini alıyor. Devamda buradan benim ormanıma girebilirdi. Devam etseydim botta. Yani bir yerde çok fazla vakit kaybetmeyin. Kendinizi gösterdiyseniz. Rengar devam ederse. Ama orada Garen'in yaptığı hata öyle büyük ihtimalle. Hiç de uğraşamayacağım valla. Uğraşacağım mecbur. İlk kanı almak varken abi Rengar'a tabii hem ilk kanı vermeme olayı var. Ben ölmüştür diye düşündüm. Güzel kaçtı. Ama yaptığı hataydı yani. Herkes hata yapar. Arkadaşlar bu arada herkesin kötü oyunu olur. Direkt bir tane hata yapıldı diye sövülmez. Bunu yapan büyük ihtimalle izleyicilerimden sizler de varsınızdır. Varsa böyle bir huyunuzu değiştirin. Herkesin kötü maçları olur abi. Yani herkes mükemmel oynuyor olsa tamam mı? Şey olmaz. Hani ne bileyim Faker olmaz. Yani Faker'ın bile çok kötü maçları olabiliyor illaki. Siz hani kendiniz de tilt olmayın. Takım arkadaşınız da tilt etmeyin. Ya, çoğu insanda var bu olay. Yani mesela şey olaylarını çok gördüm. Ya direkt ölür ölmez ping atma olaylarını falan çok gördüm. Düşük elo'da çok fazla ping atma olayı vardır. Mesela şu an buralarda pek ping atma olayı yok arkadaşlar. Hani adam iki kere ölse bile ping atmıyor yani kimse. Ama birisi bir ilk kanı verince direkt bazen SS'ler havada uçuşuyor abi. İlk kanı verdi diye.
Hani tamam, adam da zaten çok memnun değildir İlkan'ı vermesine. Herkesin de sinirini bozar. Hani İlkan'ın rakibe gitmesi vesaire. Benim de sinirimi bozar yani. Hani lan tüh gitti İlkan. Hani mesela İlkan parası şu an bana geldi ve bayağı bir öne geçirdi bu beni. Hani rakibe niye gitsin İlkan parası örnek olarak? Yani İlkan parası vermemeye dikkat edin. Şöyle bir şey var abi, ben İlkan parasını aldım. Yani Renekton'dan İlkan parasını aldım. Bu Renekton'un tamamıyla birazcık suçu fazla takip etti yani Garena orada. Yani bırakması lazımdı peşine. Kaçırmışsa kaçırmıştır yani. Aşırı zorla skilleri falan dönmemiş. Hemen buradaki ormanımızı alalım. Arkadaşlar geri kalmamamız lazım. Level almam gerekiyor bayağı bir. Ben ikinci maviyi almayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü özellikle Kha'Zix oynarken hani tam ondan sonrasını salarsınız adamın ihtiyacı varsa isterse vesaire, ama ikinci maviyi almayı sevmiyorum ben. Şuradan bir görüş patlatacağım. Kaçırdım ben onu ya. Yok, kaçtı. Neyse, en azından yengeç savaşını kazandım ama. Ay, güzel oynasaydım alırdım büyük ihtimalle. Heyecan yaptım. Ya çünkü şu an öndeyim ya. Bu öndeliğimi kaybetmek istemiyorum. Bir de Rengar'dan şu an için korkuyorum. Şu an değil. 6 levelden sonrasında birazcık daha üstünüm ama şu an üstünmüşüm aslında. Can çaldım. Bayağıdır Rengar da oynamıyorum. Bir Rengar videosu da çekeceğim inşallah. İstek vardı. Ama benim çok yeni çektiğim, yeni ürünlerle çektiğim Rengar videosu var arkadaşlar. Ben hala daha Karasat'ta değil, şeyle girmesi taraftarıyım Rengar'a. Yırtıcı kabiliyetiyle girmesi taraftarıyım. Daha çok seviyorum ben yırtıcı kabiliyetini Rengar'da, bilmiyorum. Yani daha çok işime yarıyor yani. Yani oyunun başındaki gank atma problemini falan da ortadan kaldırıyor çünkü o kabiliyet. Hala alt olamadık ya. Para şeye yetmiyor. Bir tane kırmızı totem alabiliriz. Arkadaşlar direkt Drakkar'a gideceğim. Drakkar'ın mantığını tekrardan anlatayım size. Direkt ilk item. Bakın Jungle item bitirmeden gittim. İlk ulti güçlendiriyorsunuz. İlk ulti güçlendirdiğinizden kaynaklı Drakkar'ı ne kadar erken çıkarsak abi, ulti ile Drakkar çok uyumlu. Onun için de ilk önce ulti çıkıyorsunuz. Hemen hemen 6 olmanızla Drakkar'ı çıkmanız hemen hemen aynı zamanlara denk geliyor ortalama. Bu arada ilk kule geldi abi. Süper ya. Şu an her şeyin İlkini alıyoruz. 10 numara gidiyor her şey. Yani orada ölseler ve şu an çok önemli değil. Çünkü ben Drakkar'ı bitirmek üzereyim. Yani şu an bir de Zed'den kill alabilirsek. Rakibin mavisi çıkmak üzere. Şurada belki aynen totem var. Gördü beni. Şimdi Rengar burada olabilir. Şuraya bir totem atacağım. Mavisini çalalım yavaştan. Ölmem inşallah yani burada. Şöyle çalıya kaç canı var ki? Canı az bayağı be. Neyse. BP diyelim yani. Garen önden girseydi diye düşündüm. Stanoia'sı acaba çıkabilir mi? Hani birimizden birinizin ölmesi gerekiyordu. Bence yine de worth arkadaşlar bu olay. Hani o kile alınmasını istedim ben. Çünkü orada mesela Garen rahat rahat kuleye vuracak. Bir kill bir asist gelmiş oldu bize aynı zamanda. Ama Drakkar parası benim hala bitmemiş ya. Ben bitti zannediyordum oysakine. Takım bu arada gayet... Aslına bakarsanız şu an oyunumuz çok iyi durumda. Hani iyi gibi gözükmüyoruz ama mükemmel gidiyoruz yani. Çünkü late'imiz güçlü arkadaşlar. Bayağı güçlü. Kog'Maw tek başına. Kog'Maw'ı öperim diye tahmin ediyorum. Hızlı bir şekilde yetişebilirsem oraya. Bizimkiler de ölmemesi lazım ama bunun için. Şöyle şuradan gideceğim. Hani dümdüz de gidebilirdim. Bu arada gördü. Ama mesela bakın, adamın şeyden ayrılmasını bekledim arkadaşlar. Ki hasar verebileyim adama.
Nasıl diyeyim? Minyonların yanından ayrılsın ki yüksek hasar verebileyim adama. Planım o noktadaydı. O doğrultudaydı. İşe de yaradı gibi. Rengar sıkıntı yaratabilir abi bize. O noktada maalesef. Şuraya birazcık canım doldurabilirim. Şuraya bir tane kırmızı wardumuzu artık atalım. Buradaki görüş önemli bizim için. Bizimkiler başlasın. Çalamaz herhalde ya. Rengar'ın benden şey çalması birazcık zor abi. Çarpımı atayım. Tamam. Yani hani Kha'Zix birazcık daha avantajlı Rengar oranla bu şeyde. Benim base atıp draklarımı almam lazım arkadaşlar. Güç patlamamı yaşamam lazım. Hani tamam mid'e gidebilirim ya da sağa sola gank atmaya çalışabilirim ama vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt draklarımı alacağım. Param yetiyorken abi. Ayakkabımla da param yetiyor çünkü. Bu ikisini alıp yoluma devam edeceğim. Ninja tabisine erkenden çıkmam gerekiyor. Çünkü abi AP yok karşıda. Hemen ninja tabisine bitireceğim yani ayakkabı item olarak. Devamında Karabalt'a gideceğim. Bunun da sebebi mesela bakın ben tek atan bir karakterim tamam ama tek de yiyen bir karakterim arkadaşlar. Özellikle karşıda Zed, Rengar gibi karakterler var ki hani siz tek yani siz adamı kesmek istiyorsanız mesela Rengar'ı Karabalt'a ve Ninja Tabisini çıkın abi. Bu tarz karakterleri kesmek istiyorsanız ve yani tek yememek istiyorsanız, ölmemek istiyorsanız yani. Anlatabilmişim durumu itiliyorum. Yani tamam karşıda mesela Lux olsaydı midde, Azir falan olsaydı belki gerek kalmayabilirdi Ninja Tabisini ya da ormanda Sejuani falan olsaydı. Erkenden bitirmenize belki gerek kalmayabilirdi. Mesela rakip jungle'da Sejuani varsa ne çıkacaksınız? Merkür çıkacaksınız örnek olarak. Yani kitle kontrol etkilerinin yüksek olduğu maçlarda Merkür çıkıyorsunuz. Bu sizin maruz kaldığınız kitle kontrol oranını süresini azaltıyor. Garen biraz zor durumda. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Sıçrı attı. Bir gitmeye çalışacağım. Bakamayacağım onu haritada. Yok kaçtı. Tamam. Kaçtı. 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 Ultim var. Ultime güvendiğimden kaynaklı. Şöyle rakip ormana bir gireceğim. Vallahi aldık. VP abi. Bu arada Garen'e şey olaraktan oyunun başında gitti. Solo oyunu Nidalee alacaktı. Yeni meta mi arkadaşlar bu Nidalee solo bilmiyorum. Hani haberi olan varsa söylesin. Bana tanki bir şeyler alsana dedi. Ama zannetmiyorum yani. Ben takımımda solo'da Nidalee olmasındansa saçma sapan bir metalar çıkartmasınlar abi. Ormanda Kha'Zix'in olmasını tercih ederim. Hani Kha'Zix Garen olayı daha da güzel. Her türlü. Ne bileyim ben Sejuani aldım. Solda Nidalee var örnek olaraktan. Hem çok AP oluyoruz. Belki AD kasıyorlardır bilemeyeceğim. Helal lan size. Bizimkiler rahat rahat burayı da alıyor. Tek atıyoruz şu anda zaten. Orada kim var abi? Yok mu? Şey var. Verdiğiniz hasar görüyor musunuz ya? Bu hasar normal mi sizce bu dakikada? Drakkların nerf gelecek diyorlar. Arkadaşlar Drakkların nerf gelebilir. Ama bence Drakkların hani Kha'Zix'in gücünü çok düşürür bu. Kha'Zix early game güçlü olması gereken bir karakter. Çünkü late'de sonuçta yani tamam ama mesela Sejuani'nin Amumu'nun late'i de Kha'Zix'e göre daha güçlü. Örnek olaraktan tabii ki early'de daha güçlü olacak Kha'Zix. Drakkların bence hasarının azaltılmaması lazım. Ya da level oranla yani late'deki hasarını belki artırmaları gerekebilir. Madem öyle yapacaklar. Hani early'deki hasarını. Bu tarzda bir şey yapabilirler. Kayle mavi isterse alabilir. Kendisi alabilir diye tahmin ediyorum ya. Tamam, lane itiyor. Biraz uykum var. Ses probleminin ortadan kalkması çok mutluluk verici bir şey hakikaten. Bu arada kapsül açılımının videosunu yaparken abi çok zor bir video oldu ya. Hiç öyle bir video olmasını beklemiyordum. Hiç yüklemek istemediğim bir videoydu ama telafisi yok maalesef. Yani maalesef telafisi olmayan bir video olduğundan kaynaklı mecbur yüklemek zorunda kaldım. Normalde videolarımın artık birazcık daha kaliteli olmasını istiyorum. Arkadaşlar kameram sanki kötü değil gibi geliyor bana çok ama bilmiyorum abi. Hani bir tane daha kamera almıştım. MediaMarkt'tan bu arada MediaMarkt'tan falan alışveriş yapmanızı tavsiye etmem. Gidin internetten yapın abi ya. Aynı ürünler yarı fiyatına, hakikaten yarı fiyatına. 100 liraya aldım kamerayı belki bilmiyorum yani 10 liralık kameradan daha kötü abi var mı böyle bir saçmalık gördü bu arada beni. Gördü çünkü geri çıktı yani üstüne doğru yürürken sanki. Bu arada artık rakip ormana girme vaktiniz gelmiştir arkadaşlar bakın.
0-3-4-1. İşte Rengar'la Kha'Zix arasındaki fark arkadaşlar. Oyun başında Rengar gank atamıyor. Doğru düzgün. Yani Kha'Zix gibi güçlü gankları yok. Kha'Zix'in gankları aşırı derecede güçlü. Tabii bizim takım da güzel oynadı. Takım da hani her lane. Yani kimse fitlemedi. Bazen free kill falan veriyor. Abi Elmas liginde fitliyor adamlar. Plat bak, Elo plata düştü. Fitlemiyor abi. Elmas 5 hakikaten çok kanser bir Elo. Gerek yoktu be kanka. Bence gerek yoktu. Ölmezdim yani büyük ihtimalle. Ama teşekkür ederim. O kadar uğraştı çocukcağız. Yardım etti. Öyle de bilirdim ama. Garen alması ne kadar güzel. Bakın adam o oyunu soldan bitirdi abi. Nidalee ne? Yani Nidalee sola ne? Hakikaten böyle bir meta mı var gerçekten? Yani casus gelin abi şey alalım ya. Alamet alalım. Ya casus jungle almak yerine ne bileyim bir Kha'Zix'in Nidalee'den çok daha güçlü olduğu bir meta bence bu. Hani Nidalee'nin nesi daha güçlü olabilir ki? Şunu alalım. Oyunu bitireceğiz. Kar topuna bağlandı. Neyse ya şunu direkt alalım. Uğraşamayacağım şeyle. Arkadaşlar yine Kha'Zix alıyorum. Çünkü ben dedim size hani Kha'Zix Shivering karakteri. Ve ben şu an kendi hesabımdan oynuyorum. Hani üretici olarak bir de bakın oyuna çok fazla adapte olmadan rahatlıkla Kha'Zix'i bu ligde oynayabiliyorum yani her türlü. Bundan kaynaklı yani burada gidip de şu an Rengar Jungle oynamak istemem anlatırken. Tam Rengar Jungle oynanılır ama yani şey çok zor abi hakikaten. Şey olayı çok zor hakikaten. Hani anlatırken oynamak gerçekten çok zor. Tamam oğlum ben şeyi niye salmıyorum? Ay, şunu salalım abi. Midi komple yer alalım. Bitirelim oyunu. Hazır Garen de burada. 4 kişiyiz. Rakip de gelenekten ATK kalmış durumda. Mesela Renekton attığımız gankta da kule altı girdik orada. Hani bence word dedim ya size hakikaten. Mesela Renekton da tilt etmiş o. Kule falan da bayağı bir hasar verdi devamında Garen. Gayet güçlü oldu ve oyunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Ya bilmiyorum belki Nidalee metadadır bu arada. Hani sonrasında da değiştirdi. Ben Nidalee alacak diye korkuyordum Sola'ya. Çocuk değiştirdi yani gidip Nidalee almadı ben tank almayınca. Ama şöyle bir olay da var. Tabi hani tanklar maç çok fazla taşıyamıyor. Normalde hani olay tamamıyla gördüğünüz gibi hani jungle etrafına dönüyor olaylar genellikle. Yani bu metada da özellikle jungle hakikaten tekli çiftli taşıma noktasında çok önemli bir lane. Hani siz benden mid çekmemi falan istiyorsunuz ya arkadaşlar şu an mid falan taşımıyor maçı. Hani tamam çekeriz ama mid'de de sizin oynamanız gereken olayı ben size söyleyeyim. Öyle ben mid oynarken de öyle yapacağım. Abi jungle'a bakacağım yani defansif kalacağım. Rakip jungle'dan gank yememeye bakacağım ki fitlemeyeyim diyerekten. Bu arada kabiliyetleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Rastgele attım. Aslında Kayla atsaydım keşke. Adam bana nasıl ulti falan attı ya. Mesele eğlenmek değil kardeşim. Bilmem. Mesele eğlenmek değil. Bana göre arkadaşlar burada oyunda ne yani tekli çiftli amaç maçı kazanmak. Ne kadar erken biterse benim vaktim o kadar hani fazla olur. Buradan size arkadaşlar eşya tanıtabilirim. Hani her videonun sonunda belki 2-3 tane bilinmedik eşyaları beraber okuruz. Bu arada bilmediğim şeyler varsa hani benim de bilemeyeceğim şeyler varsa o illaki vardır bilmediğim şey. Onu da yorumlarda belirtirseniz ben de öğrenmiş olurum. Çok fazla oyun o kadar çok kapsamlı bir oyun ki abi bilmeyeceğiniz çok fazla şey var ya. 32 LP yükseldik sonunda abi 0 LP'den kurtulamıyordum bir türlü ya. Elmas Elo hakikaten beter. Bu arada Elom düştüğü için yükseyebiliyorum he. Çünkü plat geliyor abi Elmas 5'ler çok. İnşallah şu an Elo Elmas 5'e çıkınca ne olacak bilmiyorum. Tekrardan saçma sapan herifler gelip piklerler diye korkuyorum abi. Bu arada az önceki Kha'Zix maçımda karşı takım da çok iyiydi. Hiç yani Kha'Zix'in ganklarını bile yemiyorlardı hakikaten. Çok zor bir şeydi takımda, maçtı. Zor kazandık. Eşyalara gelelim. Ara abi ne bileyim. Bir dakika. Buradan şimdi arkadaşlar bu sistem birazcık eşya modu falan değişti mi acaba? Ha, tamam bulduk. Bulduk bunu. Ben uzun zamandır buraya falan girmiyordum da. Şu an bir tane eşya beğenelim. Ve onu anlatalım. Hani beraberce ne alabiliriz, ne hani ne işe yarıyor vesaire diyerekten.
Ondan sonrasında her zaman böyle bir iki tane video yapabiliriz. Arkadaşlar mesela Warmong'un zırhı solo'da oynayanlar için böyle bazen tank oynayanlar için önemli bir itemdir. Warmong'un zırhını herkes biliyor mu özelliklerini acaba tam olarak ezbere? Emin değilim. Aram oynayanlar iyi bilir ama ben son zamanlarda Aram oynadığım için özellikle bunun özelliğine dikkat ettim. Mesela sizin Warmong'un zırhının pasifinin aktif hale gelebilmesi için en az 2750 canınızın olması gerekiyor. Warmong'un zırhının pasifine hızlı bir şekilde canınızı geri kazanmanız, hasar almadığınız belli bir süre hasar almıyorsunuz 5 saniyede. 6 saniye içerisinde hasar almamanız gerekiyormuş. Bakın tam detayda ben de bilmiyorum. Ondan sonrasında canınız dolmaya başlıyor hasar almadığınız sürece. Ve bunun için de en az 2750 canınızın olması lazım. Bunun özelliğin etkinlik kazanabilmesi için. Önceden sanırım böyle bir pasif yoktu galiba. Sonradan eklenmiş olabilir. Var mıydı hatırlamıyorum ya da. Ve ayrıca arkadaşlar Warmong'un zırhı size %50 bekleme süresinde azalma kazandırıyor. Bundan da haberiniz olsun. Böyle bitirelim arkadaşlar. Yavaş yavaş tüm ben kendim için de aynı zamanda bakacağım. Tüm hani benim de bilmediğim çünkü özellikle bilmediğim itemler, eşyalar var. Bu eşyaları yavaş yavaş tam detaylı bir şekilde beynimize kazırız inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video inşallah hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.